Deretepe Aksaray programından hepinize sevgiler. Burada da çok özel bir konuğum var. Her zaman böyle şık giyinir misin yoksa bugün bize özel mi? Yeni kentin Elon Musk'ıyla birlikte. Allah sağ olasın. Kaç tane hayvan var? Bu hafta Aksaray'ımızın içme su kaynağı ve tarihi milattan önce 1. yüzyıla kadar dayanan eski adı Mamasın olan Gökçeköy'ündeyiz. Sevgili seyirciler, Mamasın'daki turumuza başladık. Muhtarımız Mehmet Ulu'nun yanındayız. Muhtarım, öncelikle seni çok kısa bir tanıyalım. İsmim Mehmet Ulu, 2. dönem Mamasın muhtarıyım. Tarım ve hayvancılıkla uğraşırım. Köyün geliri de tarım ve hayvancılıktır. Aynı mücadelemiz de devamdır tarıma. Sevgili seyirciler, muhtarımın yanında şunu söylemek istiyorum. Yani öyle güzel köyleri var ki, muhtarımın özellikle öyle kendine güzel bir ev yapmış ki, Mamasın Barajı manzaralı, insanların başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılık, fakat hem köylü hem de dışarıdan gelenler bu barajda balık tutuyorlar. Balıkçılık da var diyebilir miyiz? Balıkçılığımız var ve köylümüzün de normal ağ balıkçılığı vardır. Yasaklara uyduğu sürece kilolarına göre balıklarını tutur, değerlendirirler, balıkçılar da satarlar. Yani buradan tutuyorlar, daha sonra balıkçıya götürüp satıyorlar, geçim kaynağıdır. Köylümüzün de 15-16 tane üyesi vardır, sandalyeyle tutarlar. Ondan da geçinen insanlarımız var. Sevgili seyirciler, köyün başlıca geçim kaynaklarından tarım ve hayvancılık diyebiliriz. Muhtarım da onlardan bir tanesi. Evinin hemen yanına güzel bir mandıra yapmış kendine. Mandıra hakkında ve hayvancılık hakkında da bilgi alalım muhtarım. Mandıramızı öyle afaki bir rakamlarından kurmadık. Çocukların emeğiyle, hayvanlar çoğaldıkça ek yaptık. Fazla da para harcamadık. Gerek yok zaten fazla para harcamaya. Hayvancılığı da bütün halkımız biliyor. Bunun... Sende kaç tane hayvan var? Bende 50'ye yakın büyükbaşım var. 5-600 de küçükbaşım var. Yani bunları süt için mi besliyorsun? Süt için ve doğum yapanları da ben besi yapıyorum. Onları da kestiriyorum. Anladım. Sevgili seyirciler, ben muhtarıma çok teşekkür ediyorum ve şunu belirtmek istiyorum. Muhtarımın eli çok açık, gönlü çok bol. Geldik, hemen biz de Aksaray'dan çıkarken ben muhtarı aradım. Kahvaltımızı hazırlatmış, sağ olsun. Öğleden sonra kalın diyor illa. Hafta sonu oğlunun düğünü varmış, tosun keseceğim diyor. İlla diyor, gelin burada diyor, et yiyelim, kavurma yiyelim diyor. Kalabilir miyiz bilmiyorum. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. Mamasın'daki turumuz tümüz ile devam ediyor. Muhtarım, şöyle hem köylüne, hem gurbetçilerinize, hem de Aksaray halkına kameraya bakarak ne söylemek istersin? Mamasın yaşanılacak bir köy olacak inşallah. Geleceğimiz vardır. Bütün köylülerim, yurt dışındakilerime hürmetlerimi sunarım. Gelecekte köyüme dönmelerini beklerim. Sevgili seyirciler, köyün böyle çalışkan muhtarı varken zaten bu köyde her şey mümkündür. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Turumuz devam ediyor. Sana bakmam, ne olur üstüme gelme. Sevgili seyirciler, Aksaray'da Mamasın deyince akla gelen ilk faaliyetlerden bir tanesi balık tutmak oluyor. Biz de Mamasın'a gelmişken gölün kenarında balık tutan amcaların yanına geldik ve onlara mikrofon uzatacağız. Sağ tarafımda Mustafa Genç amcam var. Ta Konya'dan Mamasın'a balık tutmaya gelmiş. Önce kendini tanıyalım, sonra ta Konya'dan Aksaray'a balık tutmaya niçin gelinir onu soralım. Abi, önce seni çok kısa bir tanıyalım. Mustafa Genç, Konya'dan. Konya Şumrak arkından geliyoruz. Ya bu bizim hobimiz. 8 yaşından beri bununla uğraşıyoruz, balığına. Av, balık. Arkadaşlarına, kayınım olur, arkadaşım olur. Dün geldik. Stres atıyoruz, güzel bir şey. Buraya geldik mi biz dinleniyoruz. Dün geldiniz, nerede kaldınız burada? Çadırımız vardı, kaldırdık burada. Çadır kurarız, yatarız, yemeğimizi pişiririz, çayımız hazır. Siz çaya dek gelmediniz, kusura bakma. Yok mu çayın abi, hazır demlersin 2 dakika. 5 dakikada Allah'ın izniyle. Eyvallah abi, çok sağ olasın. Şeyi soracağım. Ta Konya'da niye Aksaray'a Mamasın'a geliyorsunuz balık tutmaya? Şimdi benim kardeşim orada göletlerde bir sıkıntı var, gelmiyor balık. Buraya da 6 sene evvel hasbelkader bir ziyarete geldik. Hoşumuza gitti. O gün bugün geliyoruz yani. Sevgili seyirciler, o zaman diyoruz ki tüm Türkiye'nin sevdiği gibi balıklar Aksaray'ı da çok seviyor. Aksaray'ı balıklar da çok seviyor. Şöyle düzeltelim. Kaç tane tuttunuz?
Abi yiyecek kadar bir 8-10 tuttuk. Peki şeyi soracağım abi, buradaki balık popülasyonu nasıl, ne çıkıyor genelde buradan? Genelde sazan çıkıyor, aynalı çıkıyor. Başka tür balık yok. Mustafa abi sana çok teşekkür ediyorum ben. Şey değil efendim. Var mı bize söylemek istediğin, Konya halkına söylemek istediğin bir şey var mı? Halkına hepsine saygılar, selamlar. Biz çok teşekkür ediyoruz abime. Sol tarafıma dönüyorum. Abi seni de çok kısa bir tanıyalım. Ben de Konya Çumbrak Arkın kasabasındanım. Mamasına balık tutmaya geldik işte. Balık tutmak çok sabır işi. Evet. Yani hiç sıkılmıyorsunuz mu? Hani attın, saatlerce tutamadın. Ne yapıyorsunuz? Çeker gideriz. Stres attık, gidiyoruz. Anladım. Yani sevgili seyirciler, balık tutmak tabii ki. Biz arabada gelirken yani balık tutmak hani ne kadar zevkli olabilir diye böyle kendi aramızda tartışıyorduk. İşte onun hastası olan abiler de var. Mustafa abiyi duydunuz zaten. 8 yaşından beri balık tutuyorum diyor ben. Hepiniz yani şey mi, ortak kasa mı birikiyor balıklar? Evet. Atıyorum 20 tane topladınız, tuttunuz. Onun yok, 10 tane içinde duruyor işte. Yani 10 tane senin mi yoksa ortak 10 tane mi? Ortak, ortak. Beraber yiyoruz. Ortak. Burada yiyip gideceksiniz. Evet. Evdekiler demiyor mu, ta Aksaray'a gittiniz, ta Konya'dan kalktınız, hiç mi balık getirmediniz demiyor mu? Vallahi 2-3 çıkarsa onlar da o yıllar yıllar. Yani yiyeceğimizden fazla olursa o zaman götürüyoruz. Evde de çocuklar da yiyor yani, tabii nasiplenmiş oluyorlar. Hava sıcak ya. Yani oraya varınca kadar bozulabilir. Balık tutmanın en iyi mevsimi hangisi? Eylül, Ekim'in sonu. Anladım. Sevgili seyirciler, ben abilerime çok teşekkür ediyorum. Buradan balık tutmakla ilgilenen tüm Türkiye'deki hemşerilerimize, vatandaşlarımıza söylüyorum. Balık tutmakla ilgilenen, balığı seven, olta balıkçılığını seven tüm hemşerilerimizi, tüm vatandaşlarımızı Aksaray Mamasın Barajı'na bekliyoruz sevgili seyirciler. Abilerim ta Konya'dan kalkmış gelmiş. Gelin, muhtarım çok misafirperver, muhtarımın azası, Duran mıydı abi ismi? Kamera arkasındaki Duran abim çok yardımsever, çok misafirperverler. Gelin sizi ağırlasınlar, misafir etsinler, yedirsinler, içirsinler. Oltanızı da atın artık şansınıza ne çıkarsa. Ben abilerime çok teşekkür ediyorum, bereketli olsun diyorum. Sağ ol. Şimdi bu sazan balık yemi, bunu güzelce suyla karıştırırız, bu kapta muhafaza ederiz. Altına boncuk, bir ucuna da balık kandırma şeyi var. İşte kandırıyoruz, yapacak bir şey yok. Bununla geliyor zaten. Yani bolu bonu var. Hadi bakalım abi, hadi rast gelsin. Yanıyorum bir Sivaslı uğruna. Uzaya fırlatsaydın? Abi yakın atıyoruz, istesek ortayı buldururuz da. Balık kenarda geziyor. Abi ne öyle, kaç kilometre gitti o? Abi de gideceği 50 metre, öyle fazla göründüğü gibi değil. Ufak geldi mi salıyoruz. Büyük 5-6 ne çıkarsa kısmetimize, büyük balığı tutmak için uğraşalım. Ufakları tutmayalım, büyüsün ki tekrar biz tutarız onu. Elimizden gelen gayreti gösterelim balıkçı olarak. Hepimize görevi bu. Hadi rast gelsin abi, ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, ayaklarınıza sağlık. Ben de size teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, komedi dolu bir yolculuk yapıyoruz. Hikmet abinin kayığına bindik. Yengeçlerle birlikte, ıstakozlarla yolculuk yapıyoruz. Hikmet abi bana kendinden bahset. Vallahi ben ne bahsedeyim ya? Ben ya her şeyi akşamı sabah yediğimi unutuyorum yani. Yaşlı derlerdi gitmiyor. Kaç yaşındasın? 76. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 25 senedir. 25 senedir sevgili seyirciler, Hikmet abim burada kayıkçılık yapıyor. Millet balık tutar, sen yengeç tutmuşsun. Balık da var canım. Hayır, senin kovanın içi yengeç dolu. İki tane de balık tuttum iki. Oo maşallah sevgili seyirciler, asıl hazine buradaymış. Şöyle bir göster kameraya. Ney bunun cinsi? Bunun cinsi sazan. Sevgili seyirciler, Hikmet abiye biz yengeç dedik ama iki tane de sazan tutmuş maşallah. Şu bizim rahmet, bu dışarıdaki koltacı arkadaşların hediyesi bu yani. Boncuklu boncuklu geldi avda yani. Kancalı boncuklu kurşunlu geliyor yani. Onlar tuttu sana hediye mi etti? Ya, balığı süslemişler, salmışlar, benim ağa girmiş yani. Şimdi Hikmet amca, o balıkçılarla biz zaten röportaj yaptık. Sen bize yengeçlerden bahset. Sen bir kova yengeç tutmuşsun. Yengeç ne yapıyorsun? Ya bunları ben işte çocuklarla yiyor bazen. Kavurma yapıyor, çözleme yapıyor. Ciddi mi söylüyorsun, dalga mı geçiyorsun? Ciddi söylüyorum ya. Nasıl, yengeçin tadı nasıl? Vallahi sen şey içtiydin ya, salongoz yedin mi? Yok, yemedim. Zaten bilmem o zaman. Kayık sağlam mı peki, hiç korkmuyor musun tek başına? Kayık, ben bunu yaptıralı 18 sene falan oldu bunu yaptıralı. Bazı boyuyor işte. Şimdi bu avcılar için, burada dışarıda koltacılar için de
motoru da ham yok yani. Önden geçiyor, gürültü yapıyor, balık kaçıyor diyorlar. Dibinden geçiyor, hava dolanıyor diyorlar. Bugün de motorsuz geldim, motor çıkarttım geldim eve. Normalde buna motor mu takıyorsun? Motor takıyorum. Şey, 6-7 beygir izlediği bir şey var. Hikmet abi çok tatlı dilli bir insan. Gelirseniz mutlaka ziyaret edin. Kendini bu çevrede, bu bölgede bulabilirsiniz. Arama kurtarma var mı eğitimin? Arama kurtarma da ben normal bir iyi bir yüzücüyüm yani. Yüzüyorum da böyle bir şeyliğim yok yani. Yani şimdi peki yüzme şeyin nasıl? Şimdi nereden nereye yüzersin mesela? Burada rahat yüzer misin? Buradan karşıya gidip geliyorduk yani. Maşallah sevgili seyirciler, şuradan şuraya dediği yerde nereden baksan orası 5 kilometre var. Orada gidip geliyorduk yani öyle. Devam değil de orada biraz dinleniyorduk ortada. Durarak bir diğer gidiyoruz, dinlenerek geri geliyorduk. Böyle. Ama şimdi yaşlandık, gözüm kesmiyor bayağı. 5 metreden atlasam belki de oğlum yüze kalırım diye korkuyorum. Allah korusun sevgili seyirciler. O zaman korkuyorduk ara yerin. Şimdi adam yaşlanınca bir korkuya kapılıyor. Tabii dikkat etmen lazım. Sen buna kayığına bin, usul usul böyle ağlarını topla, yengeçini, balığını tut yeter. İşte böyle işte ne yapacağım. Hikmet abiye ben çok teşekkür ediyorum. Yani çok güzel bir his. Abi bizi kayığına bindirdiğin için, gezdirdiğin için çok teşekkür ediyoruz biz sana. Bereketli olsun diyoruz. Şöyle ön tarafa gelip biraz da yengeçleri göstermek istiyorum. Sevgili seyirciler, evet gördüğünüz gibi Hikmet abi herkes balık tutarken kendisi ne bu, ıstakoz mu, karides mi, midye mi, ne olduğunu da bilmiyoruz. Yengeç de var işlerinde. Onlardan tutmuş Nevşehir bölgesindeki otellere sattığını söylüyor. Ben kendisine kolaylıklar diliyorum. Bu tarafa gelirseniz, yolunuz mamasına düşerse mutlaka uğrayın. Kayığına binin, sizi biraz gezdirsin. Sevgili seyirciler, Mamasın köyünün adının nereden geldiğini sizlere şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Milattan sonra 1. yüzyılda Roma'da Mamason diye bir bölge vardı. Daha sonra Mamasun adında bir azizin 8. ve 9. yüzyılda naaşı buraya, bu köye gönderiliyor ve adına bir kilise inşa ediliyor. Yerel halk bu kişiye Şammaz Baba, fakat orijinal adı ise Mamas, Aziz Mamas, yani peder Hristiyanların dini liderlerinden Aziz Mamas deniyor sevgili seyirciler. Normaldeki adı, fakat köylüler buraya Şammaz Baba diyor. 1500'lü yıllarda, tarihteki kayıtlara baktığımızda 1500'lü yıllarda bu köyün adı Mamasun olarak geçiyor ve fakat şu anda günümüzdeki ismi Gökçe Köyü. Birazdan türbenin içerisini gezeceğiz. Gerçekten çok merak ediyoruz. Çok mistik bir yere benziyor. Türbenin içini hep birlikte geziyoruz. Sevgili seyirciler, Aziz Mamas Türbesi'nin içerisindeyiz. Gerçekten Aksaray'da gezdiğim, gördüğüm en ilginç, en ürpertici yerlerden bir tanesindeyim şu anda. Arkamda Aziz Mamas'ın türbesini görüyorsunuz sevgili seyirciler. Gerçekten çok otantik. Burası zamanında Hristiyan çocuklara eğitim verilen bir yermiş ve aynı zamanda da Müslümanlar tarafından kullanılan bir yermiş. Şimdi o tarafa geçmek istiyorum sevgili seyirciler. Arkamda gördüğünüz zamanında o çocuklara, Hristiyan çocuklara eğitim verilen yer burası. Kudüs tarafına bakıyormuş. Tabii restorasyondan sonra, yani günümüze kadar eski ilk halini koruyamadan geldiği için burası papazın oturduğu yer. Artık rahibin, papazın oturduğu yer. Arkamdaki bulunan bölge Kudüs'e bakıyor. Peki aynı anda Müslümanlar tarafından da kullanılıyor dedik. O da işte bizim kıblemizde, hemen bu tarafta sevgili seyirciler. Burası da bizim kıblemiz. Yani sağ tarafta Kudüs, sol tarafta Müslümanlığın kıblesi var sevgili seyirciler. Arkamızda hemen Aziz Mamas'ın türbesi var. İçerisinde çilehane var. Burada gelen misafirler için, rahatsız olanlar için, gelenler için, burada kalmalar için yerler var. Şöyle orayı da çok kısa bir gösterelim sizlere. Sevgili seyirciler, evet gördüğünüz gibi içeride yatak döşek var. Hasta olanlar gelip burada şifa bulabiliyorlar. Burası iki bölümden oluşuyor. Girdiğinizde ilk etapta bir misafirhane gibi bir yer karşılıyor. Ranzalar falan var. Gelenler kalabilir. Burası da dediğim gibi türbenin hemen olduğu yer. Şimdi içeriği daha detaylı gezeceğiz. Çilehane tarafına gidiyoruz. Sevgili seyirciler, türbenin içerisindeyiz. Gerçekten tüyler ürpertici bir yer. Savaş zamanında kaçış bölmesi var. Şu anda bulunduğumuz yer sevgili seyirciler. Ta o zamandan insanlar gördüğünüz gibi ta Mimar Sinan'ın camilerinde kullandığı teknik, deve kuşu yumurtası koyuyorlar ki. Ne için koyuyorlar abi bunu? Örümcek ağlarından kurtulması için, yani örümcek ağını tutmaması için sevgili seyirciler deve kuşu yumurtası koymuşlar.
şiddetle tavsiye ediyorum. Bakın sadece şu türbeyi görmek için bile mamasına gelinir. Yani barajı şunu bunu ekstrası. Gelin gerçekten şuradaki o yani o mistik atmosferi yaşamanızı öneriyorum. Dönüyorum ben yarimin yoluna yaralı. Bak bu gönlüm yaralı. Sevgili seyirciler, tarım şehri Aksaray'ımızda olduğu gibi şehrimizin köy, kasaba ve ilçelerinde de tarım faaliyetleri hat safhada. Ve geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan mamasında Şeref abinin bahçesindeyiz. Şeref abi şimdi bize önce kendini tanıtacak, daha sonra bahçesi hakkında bilgiler verecek. Şeref abi seni bir tanıyalım. Ben Şeref Ulu, Mamasın Gökçe köyünden. Köyde çiftçilik, tarımla uğraşıyoruz. Köyümüzün geneli çiftçilik ve tarımla uğraşırlar. Biz de acizane burada ufak tefek çiftçiliğimizi devam ettiriyoruz. Yani burası senin bağ evin değil mi? Çünkü köyün merkezinde bir evin daha var senin. Evet, burası bağ evi. Mandara yaptırdım. Köy artık köyün içinde hayvancılık olmadığı için tamamıyla arazide bir çiftlik amaçlı yapıyoruz vatandaş olarak. Genelde böyle vatandaşı da teşvik ediyoruz. Diyoruz vatandaşa bu işi yapın. Hayvancılık artık dışarıda özgürce yoncadır. Sulu tarıma geçelim amaçlı yapıyoruz. Köyümüzde yeşil hat projesi var. 750 bin dekar yer sulanıyor. Yeşilhat'ta ayçiçeğe, mısır, sulaçlık ve danelik. Aynı zamanda yonca ekiyorlar. Köyümüzde kuru tarım ağırlıklı. Arpa, buğday, bunun yanında yağlık, aspir ekiyoruz. Köyün %70'i de aspir ekip kendi yağ ihtiyacını karşılıyor. Ama gerçekten kendisine çok güzel bir yer yapmış sevgili seyirciler. Şeref abi. Şöyle etrafımızda domatesler, mısırlar, bir sürü şey var. Ben her gittiğim yerde domatesin tadına bakıyorum. Senin tarladan da şöyle bir tane arıyorum. Şöyle güzel kızarmış bir domates. Evet sevgili seyirciler, şöyle gördüğünüz gibi Şeref abi de kendine çok güzel bir yer yapmış daha önce bahsettiğim gibi. Şimdi tadına bir bakalım, not vereceğim. Sana bakmam, ne olur üstüme gelme. %100 doğal, hormonsuz, taze. Mamasın köyüne gelirken sol tarafta Şeref abiyi bulun. Güzel küçük bir ev var. İkram eder misin gelenlere? Eş dost her zaman başım gözüm üstüne. Gelenlerde sizden daha önceki zamanlarda gelen arkadaşlarımız var. Zaten bahar da olsa kışın da dahi benim oraya hiç boş kalmaz. Tamam sevgili seyirciler, Şeref abiyi duydunuz. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Tarım ve hayvancılık konusunda da kendisine bol bereketli kazançlar diliyorum. Teşekkür ettim kardeşim. Allah razı olsun köyümüzde çekim yaptığınız için. Eyvallah. Sayın Belediye Başkanımız Enver Dinçer'e teşekkür ediyoruz böyle bir çekimde bulunduğu için. Köy Aksaray'ımızın ileri gelen bürokratlarına, köyümüze ilgilendikleri için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz köyümüz adına. Biz teşekkür ederiz abi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Sevgili seyirciler, köyün yaşlılarından yanımda Halil İbrahim Ulu abi var. Elimizi sallasak Ulu'ya değiyor. Bu ne evet. Ulu? Halil İbrahim Ulu. Tamam, niye herkes Ulu bu köyde? Nüfusun çok olduğundan. Köyü Ulular kurmuş evvelden. Seni çok kısa tanıyalım abi. Adın soyadın nedir? Kaç yaşındasın? Adım Halil İbrahim Ulu. 64 yaşındayım. Kaç oğlan kaç kız var? 5 oğlan bir kız var. Ne iş yaparlar? Çiftçilik. Bir kısmı Aksaray'da. Çiftçilik yapar. Ne ekibine biçersin? Arpa ekerik, buğday biçerik. Peki bu sene nasıl, bu sene şey nasıl, rekolte nasıl, iyi mi? Rekolte iyi. Yani çok değil de yeter, Allah bereket versin. Peki başka zamanı nasıl geçirirsin? Yani kaç yıldır doğma büyüme bu köydesin? Bu köyde böyle aklına gelen eskiler... Bu evde doğdum. Şu ev babamın evi. 83'te ayrıldım bu evden. Yukarıda benim evim var. Çiftçiliğe uğraşıyorum. Kendimizin aile şirketim var. İşte 4 çocuk çiftçilik yapalım. Tarım üzerine mi aile şirketi? Tarım üzerine, tarım hayvancılık üzerine. Sevgili seyirciler, ben Halil İbrahim abiye çok teşekkür ediyorum. Camiye gidiyordu, şöyle çevirdik abi dedik. 2 dakika bir röportaj yapalım. Hadi Allah kabul etsin hacım senin. Saniyeler dakikaları kovaladı ve biz bir programımızın daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Bu hafta sizlere Aksaray'ın içme su kaynağı, tarihiyle, doğasıyla, balıkçılarıyla meşhur Mamasından seslendik.
Haftaya biz yine aynı saatte Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında sizlerle olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın. Yaralı, bak bu gönlüm yaralı, karalı, zaten baktım karanım. Yanıyorum bir Sivaslı uğruna, ölüyorum ben yarimin yoluna. Yaralı, bak bu gönlüm yaralı, karalı, zaten baktım karalı.